Ali Kara Hasanoğlu "Bize değil Yunan'a atın Mustafa Kemal'in askerleri" sloganına. Teğmenlerin alternatif yeminine yönelik AK Parti adına Ömerçelik açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Ömerçelik genel hatlarıyla bir takım siyasetçi aydın emekli asker bu görüntülerden hükümete mesaj verildi gibisinden üslupla konuşmaları, bunların yaptığı şey eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. Bir de tabi bunlara cevap vereyim derken milletin gözbebeği gibi baktığı TSK'nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez, çerçeve budur dedi bitirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk başta sorulması gereken soru şudur, siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben, mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Bence önemli sorular, cevaplanması gereken sorular. Ama birileri bunlara cevap vermeden, nerenize battı Mustafa Kemal'in askerleri sloganı diyorlar. Ben de açık açık söylüyorum. Irkçılık yaparak %5 oy alan CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gizli görüşmelerle, ortaklarından habersiz, şantajla 3 bakanlık sözü alan omurgasız Ümit Özdağ'ın nerenize battı sözü, bana battı. Bu ülkenin medya mensuplarında ilkesizlik, şerefsizlik, onursuzluk zirve yapmamış olsaydı, bu adam hiçbir gazetenin manşetine çıkabilecek yüz bulamazdı. Mustafa Kemal'in askerleri sloganı neremize batmış. Bu sloganın Yunan'a karşı değil, bu milletin çocuklarına karşı söylenmesi bize battı. Var mı diyeceğiniz, bu sloganın Fransızlara karşı değil, İngilizlere karşı değil, Amerikan askerlerine karşı değil, Mehmetçi'yi sembolize eden Anadolu çocuklarının seçtiği Cumhurbaşkanı'na karşı söylendiğini iddia eden ahlaksız siyasetçilerin istismar etmesi üzerine o yemin eden teymenlerin çıkıp asla bizim başkomutanımıza karşı bir saygısızlığımız yoktur olamaz hatırlatması yapmamaları battı. Açık açık da aktaralım. Alternatif korsan yemini yaptıran teymen kızımız sahibi Fransa'da olan sözcü gazetesinin yazarına konuşmuş. Konuşmadığı halde Aytunç Erkin öyle gibi göstermişse ve teymen kızımız da tekzip etmediyse bu da onun sorunu benim değil. Teğmenimizden beklerdim ki sözcünün yazarı Fransa'da yaşayan patronun işçisi Aytunç Erkin'e Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atsın. Patronun Fransa'da niye yaşıyor? Mustafa Kemal hayatının son 15 yılında yurt dışına tek adım atmamış, sizin patronunuz niye Fransa'da desin? Ardından hatırlatsın, o Fransız ki işgal ettiği Maraş'tan Mustafa Kemal öncülüğündeki Anadolu harekatı ile sökülüp atılmıştır. Sütçü imamın uyarısıyla daha bir asır önce Fransız işgali sonlandırılmışken, şimdi hala terör örgütü PKK'nın hamisi o Fransa'yken, o Fransa'da yaşayan, İngiltere'ye sığınan, Amerika'da ömrünü geçiren herkese haykırıyoruz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz demesi gerekirken, bakın ne demiş, Herkes bizi tarikatçı cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla alakamız olmadığını herkes gördü. Pişman değilim. Ben Harbi Okulu öğrencilerine bugünkü dönemde kimsenin cemaatçi dediğini duymadım. Onlara tarikatçı denildiğini duymadım. Sadece harp okulunda halkımızın %95'inin Müslüman olması da dikkate alınarak açılmış bir mescid olduğunu biliyorum. Mescid açılmasının da tarikatlara bağlamanın bir cehalet olduğunu söylemeye gerek yoktur sanırım. Ama Teğmen kızımıza hatırlatayım. Alternatif yeminin arka planındaki organizatörü henüz belli değil ama ön plandaki organizatörü Teğmen kızımıza birileri ciddi ciddi Bunlar da mı darbeci diye sorgulamalar yapıyorlar. Ciddi ciddi yine mi CIA oyunlarıyla karşı karşıyayız diye şüphelerini dile getirenler oluyor. Çıksın teğmen kızımız açıklasın. Biz CIA oyuncusu değiliz, biz darbeci değiliz. Yetmez. Alternatif yemin yapan teğmenleri pohpohlayan sözcü ve avanesi. Aytunç Erkin ve adamlarının bugün hala Tuzla Piyade Okulu'nda sahip çıktıkları küfürbaz teğmenleri biliyoruz. Tuzla Piyade Okulu'ndaki küfürcü teğmenlerin de avukatlığını yapanlar, şimdi alternatif yeminin oyuncularının avukatlığını yapıyorlarsa, belki hiç ilgileri yoktur ama bu ortaklık sebebiyle en azından açıklama yapmaları gerekiyor. Tuzla Piyade Okulu'ndaki teğmenler de Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla Teymen arkadaşlarını dövdükleri için kendilerini onlarla ilişkilendirenlere bir cevap vermeliler. O açıdan harp okulunda birinci olan kızımıza hatırlatıyorum. Cemaatçi, tarikatçı olmadığınızı açıklamanıza hiç ihtiyaç yoktu. Ama yaptınız. Fazla mal göz çıkarmaz. Ancak şu an ciddi iddialar var. Teymenlerin içinde küfürbaz, hatta Teymen arkadaşlarını PKK ile mücadele sırasında çaktırmadan öldürmekten bahsedebilecek kadar alçaklaşabilen, vatanına ihanet yolunda söylemler sergileyen, Kendilerini Kemalist diye tanımlayan teğmenler var. Siz o teğmenlerle birlikte misiniz? Teğmen arkadaşlarının annelerine o nokta nokta diye hitap eden, bu ülkenin teğmenlerine o ç diye hitap eden teğmenlerle ilginiz olduğu ileri sürülüyor. Açıklayın, ilginiz var mı yok mu? Dahası var, teğmenlerin o alternatif yeminini organize edenler arasında olmalı ki medyaya ilk dağıtan kendisi oldu.'' Gözlerim yaşardı diye videoyu dağıtan Mustafa Önceli nereden tanıyoruz? PKK'nın başındaki adamın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Merdan Yanardağ'ın televizyonuna iki günde bir çıkmasıyla tanıyoruz. Bu noktadaki kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek için Harbokulu birincisi Teğmen kızımız açıklamalı. Tarikatçılarla işiniz yok tamam anladık. Peki PKK ile mücadele için Suriye'ye gittiğimizde yanı başımızdaki Teğmen'i oldu bittiyle vururum diyen Kemalist geçinen Teğmenlerle ilişkiniz var mı? Ve sizin alternatif yemininizi gözyaşıyla seyreden ve PKK'nın başındaki teröristin salı verilmesini isteyenlerle kol kola olan emekli kurmaylarla ilişkiniz var mı? Buyurun açıklayın. Unutmayın sükut ikrardan gelir. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit Mevlüt Tezel Netflix Türkiye'yi işgalci gösteriyor. Netflix 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan ve Türk askerinin işgalci olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs yapımı Famagusta adlı diziyi 20 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu. Dizide Gazi Mausa'nın Rumca adı olan Famagusta kullanılıyor. Dizinin konusu şöyle. Türk ordusunun 20 Temmuz 1974 tarihinde askeri harekatı başlattığı gün genç bir çift 3 aylık bebeklerini kaybediyor. Kendileri de yerlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Ancak bebeklerini bulma umutlarını da kaybediyorlar. Aslında dizi geçtiğimiz Ocak ayından beri Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'da yayınlanıyor. Eylül ayında 3. sezonu başlayacak. Kaybolan çocuğun uzun yıllara dayanan arayışının özelinde Kıbrıs barış harekatı elbette Rumların bakış açısıyla anlatılıyor. Dizide Türklerin işgalci oldukları, Kıbrıs adasını haksız bir şekilde işgal edip Rum ve Türk halklarını birbirinden ayırdıkları, birçok dramın yaşandığı vesaire birçok konu yer alıyor. Kıbrıs Rum yapımı bir filmden Türklerin adaya barış getirdiğini vurgulayan bir senaryo beklemek saflık olur. Tarihi olaylara her ülke kendi bakış açısıyla ele alır ve okullarda kendi tezlerini öğretir. Elbette bir de dünya kamuoyunun hemfikir olduğu tarihi gerçekleştirir var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da belirttiği gibi Kıbrıs meselesi 1974'te başlamamıştır. 1974 öncesinde Kıbrıs Türkleri Rum çetelerin katliamlarına maruz kalmıştı. Canlı canlı mezarlara gömülmüştür. Birleşmiş Milletler askerleri yaşanan vahşeti seyretmekle yetinmiştir. Barış harekatı Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaledir. Dönemin başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in "Biz müdahalemizle Kıbrıs'a barış getiriyoruz." sözüne başta Batılı ülkeler inanmamıştı. Amerika Türkiye'ye ağır bir ambargo uygulamıştı ama sonrasında bu harekatın akan kanı durdurduğu ve Kıbrıs'a barış getirdiği görülmüştür. Ersin Tatar'ın tek katılmadığım sözü ise Kıbrıs Türklerinin katledildiklerini bütün dünya bilmektedir. Elbette tarihçiler, bazı siyasetçiler gerçekleri biliyor ama dünya kamuoyu Kıbrıs sorununda her zaman Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin tezlerini doğru kabul etti. Batının iki yüzlülüğünün en önemli örneği de Kıbrıs Rum kesiminin AB üyesiyken KKTC sadece Türkiye tarafından tanınmakta. Birçok devlet ve uluslararası kuruluş KKTC'yi de facto fiili devlet olarak tanımlamaktadır. Yine Tatar'ın belirttiği gibi biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız. Netflix sadece dizi, belgesel, film yayınlayan bir platform değil, aynı zamanda algı operasyonlarına zemin oluşturmaktadır. IMDb notu 10 üzerinden 5 olan, vasat bir dizi olduğu söylenen Famagusta'yı şimdi dünyada merak eden herkes izleyebilecek. Netflix'ten bu diziyi yayınlamasını istemezsek, e, siz de meseleyi Türklerin açısından anlatan dizi çekseydiniz diyenler olacak. Halbuki Türklerin de çektiği birçok film ve birkaç dizi var aslında. Netflix Türkleri haksız bir şekilde eleştiren Famagusta'yı yayınlayacaksa, Kıbrıs sorunuyla ilgili çekilmiş bazı kaliteli Türk yapımlarına arşivinde yer vermesi gerekiyor. Bunu yapmazsa taraf tutmuş olur. Yönetmenlerimiz ülkesine duyarsız. Aslında Yeşilçam Kıbrıs meselesine çok duyarlı yaklaştı. 1959'dan başlayarak 80'li yıllara kadar Barış Harekatı Kıbrıs, Fedai Komandolar Kıbrıs'ta, Fırtına Beşler, Kartal Yuvası, Kıbrıs Belası Kızıl EOK, Sezercik Küçük Mücahit, Türk Aslanları gibi birçok aksiyon, macera, dram tarzı film çekildi. Bunların bazıları Yeşilçam normlarında çekilmiş, propagandist, Basit anlatımıyla dikkat çeken yapımlardı. Ama bu filmler Kıbrıs meselesini Türkiye'de geniş kitlelere etkili bir şekilde anlatmayı başardı. Öte yandan TRT dışında dizi sektörü de Kıbrıs meselesine hep mesafeli yaklaştı. Faruk Kalkan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kıbrıs barış harekatını konu alan 4 bölümlük Dost Eller dizisi 1982'de TRT'de yayınlandığında büyük ilgi görmüştü. Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Fatih Akın gibi festivallerde ödül yağmuruna tutulan birçok başarılı yönetmenimiz var ama çoğu Türklerin yaşadığı acıları milli meselelere uzak durmayı tercih ediyorlar. Derviş Zayım Farkı Avrupa'da ödül almanın yolu batının istediği ve ilgisini çekecek konuları işlemek olduğu için bazı festival yönetmenlerimiz zaman zaman sözde Ermeni soykırımı, 6-7 Eylül olayları, Kürt sorunu gibi konularda eleştirel filmler çekiyorlar. Türk aydını sinemacısı maalesef genel anlamda memleketinin sorunlarına, Türk insanının yaşadığı haksızlıklara duyarsız. Elbette derviş Zaym'i onlardan ayrı tutmak lazım. Zaym'in 1963'te Kıbrıs'ta Rum ve Türk toplumları arasında ilk bölünmenin yaşandığı olayları dengeli bir dille anlatan 2011 yapımı Gölgeler ve Suretler, Kıbrıs meselesi hakkında çekilmiş en etkileyici Türk filmlerinden biri. Olaylara Rum ve Türklerin gözünden bakması, Rum kesiminden bile bizde 1963'te yaşananlar hep görmezden gelindi. Film çok iyi dengelenmiş, birbirimizin yerine geçip bakabilmeliyiz gibi övgüler aldı. Aslında Gölgeler ve Suretler tam da Netflix'te gösterilecek bir yapım ama göstermiyorlar. Zaim'in Netflix'le ilgili yaptığı eleştiride de belirttiği gibi sözüm ona kanallar dijital dünya bizi daha da özgürleştirecekti. Bundan emin değilim. Netflix çıkınca daha alternatif işler gözüktü ama Netflix'in kendisine ait bir konfigürasyonu olduğunu gittikçe daha fazla fark ediyoruz. O başka bir iktidarın peşinde. Mevlüt Tezel Sabah